أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما الله Salaten daimeten bidevamı mülkillah. Salatu vesselam aleyke ya seyyidi ya Resulallah. Huz biyedihi katta kat. Hile tedrikden mabar. Azle muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya hamdü senalar olsun ki Rebiyül Evvel ayına bizleri eriştirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu günle Mevlid kandiliyle bizleri buluşturdu. Ve Şeb-i Aruz Mevlana Celaleddin'i Rumi Hazretleri'nin Hakk'a vuslat ettiği efendim şu mübarek zaman diliminde elhamdülillah geçtiğimiz hafta itibarıyla Konya'da bizi görüştürdü. Ve bu anda da Kurbu Piran'da Pirimiz Hasan Hüsamettin Uşak Hazretleri'nin meydanında bizleri birleştirdi. Hamdü senalar olsun. Kardeşlerim, malum olduğu üzere memleketimiz sıkıntılı bir dönemden geçmektedir. Harici, dahili efendim düşmanlarımız efendim bir şekilde pilav başa sarmak Cumhuriyet'in ilk dönemleri ve öncesindeki hiyanetlerine devam etmek üzere efendim saldırmaktalar ve bizi geldiğimiz noktadan geriye çekmek ve efendim almış olduğumuz menzillerden geri çevirmek üzere gayret etmektedirler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu inşallah onların kurduğu kuracağı hile destleri kendi başlarına makus eylesin. Amin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu inşallah bu İslam ümmetleri üzerine oynanan efendim bu hile ve desteleri efendim dökülen kanları efendim yapılan zulümleri Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir şekilde ve huve bi kulli şeyin alim, her şeye alim olan, her şeye ilmiyle muhit olan Rabbimiz Celle Celaluhu bunların hesaplarını, defterlerini dursun ve bir şekilde bu zalimlerin hesabını görsün inşallah. Bizlere de, sizlere de uyanık basiret nasip eylesin. İnşallah bundan sonraki süreçte efendim Cenab-ı Hak bu ümmete, bu devlete, bu millete kötü gün göstermesin. İnşallah her türlü zelzele afatlarından, düşman istilalarından, bilip bilmediğimiz her türlü kederattan bizleri, bütün ümmeti Muhammed'i, vatanımızı, milletimizi korusun ve muhafaza eylesin. Evet kardeşlerim. Ve atiyullaha ve rasulehu ve ulul emri minkum diyor Cenab-ı Hak ayet-i cellede. Siz Allah'a, peygamberine ve sizden olan emirlerinize itaat edin buyurulmaktadır. Dolayısıyla bizler de elbette ki Allah'ın emirlerine uyacağız ki onun için buradayız. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ittiba edeceğiz ki efendim tarikat tasavvuf bu demektir. Ve tabii ki idarecilerimizin efendim yönlendirmelerine efendim bir şekilde uyacağız. Ne deniyor? Efendim bir seferberlik deniyor, bir seferberlik. Buradan bizim payımıza düşen ne? Biz de bir dua seferberliği yapacağız. Dua seferberliği. Yani efendim bu dar dönemlerde, sıkıntılı dönemlerde efendim daha çok elimiz tesbih çevirecek, daha çok zikredeceğiz. Efendim daha çok huzurda oturacağız. Efendim biraz efendim zulüm altındaki efendim Suriye'deki, Halep'teki efendim Irak'taki, efendim o coğrafyadaki ezilen kardeşlerimizi, Myanmar, Arakan oradaki kardeşlerimizi düşüneceğiz.
ve bir şekilde aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, efendim o kardeşlerimizin üzerindeki bu zulmü kaldır, bu efendim eziyetler, dökülen kanlar kalksın, ümmet bir felaha feraha ersin diye dualar edeceğiz. Dua seferberliği yapacağız. Bununla beraber vatanımızın, milletimizin bekası için inşallah düşmanların kurduğu kuracağı hile ve desteleri kendi başlarına mahkus olması için efendim böyle efendim dualar edeceğiz inşallah. Ne yapılmak isteniyor? Gördüğümüz kadarıyla efendim Birinci Dünya Savaşı'nda nasıl ki efendim iki tane çakma gemiyle Rus kıyılarını bize bombalattılar. Efendim Rusya'yı bize düşman edip Almanya safında savaşa kattılar. Efendim şimdi de efendim Rusya'yı hedefe koymuşlar. Yani bizi de yanına tıkıyorlar. Peşinden efendim İran'ı da üçleyecekler derken efendim bizi bir cephe yapıp herhalde toptan böyle efendim bir taştan birçok işi kendilerince halledecekler ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu fırsat vermesin. Amin. İdarecilerimize akıl, basiret nasip eylesin. Amin. Ve inşallah bu badirelerden güzel bir şekilde atlatıp Cenab-ı Hak bu Yahudi Nasrani çetelerinin zehirlerini birbirlerine döktürsün. Amin. İnşallah bizleri bundan arasından ferece kurtuluşa erdirsin. Amin. Böylece İslam güneşini yeniden doğurup doğurdurtup Medeniyetler İttifakı mı dersin, İslam'ın yeryüzü hakimiyeti mi dersin. İnşallah dünyanın böyle nura gark olduğu, efendim koyun kuzunun yan yana gezdiği bir efendim zaman dilimi mi dersin. İnşallah Cenab-ı Hak bu ümmete, bu millete, bu gençlere bu günleri göstersin inşallah. Amin. Rabbim Celle Celaluhu her türlü efendim kederattan da kötülüklerden bizleri korusun ve muhafaza eylesin. O yüzden kardeşlerim, çok yalvaracağız, çok yakaracağız. Şu anda memleketimizde her şey süt liman iken, her şey güzel iken efendim daha henüz böyle efendim böyle her cümerç karışıklık vesaire çıkmamış iken bizlere, sizlere çok büyük efendim vazifeler düşmektedir. Evvel emirde efendim insan yetiştireceğiz, talebe yetiştireceğiz. Medreseler açacağız, ilim meclisleri açacağız. Zikir meclisleri açacağız, daha çok insana ulaşacağız. Bu zamanın şartlarını ve efendim altyapılarını, teknik, teknolojik altyapıları da kullanarak efendim Allah'ın zikrini yüceltmek, bu zikri yaymak, bu muhabbeti bütün insanlara ulaştırmak üzere say ve gayret edeceğiz inşallah. Dolayısıyla bu da tabii toplu hareket etmemizi gerektiriyor. Güçlerimizi bir araya getirmemizi gerektiriyor. Yani efendim bir şekilde bizim buradaki kardeşlerimiz, efendim buradaki yaptığımız hizmetlerimiz bir şekilde itilmek gerekiyor. Bir şekilde efendim desteklenmesi gerekiyor ki efendim daha çok insana ulaşalım. Derdimizi onlara da ulaştıralım, bulaştıralım ve onların da efendim hidayetine vesile olalım inşallah. Zaman bu zamandır, hizmet bu zandır. Ortalık karıştıktan sonra Suriye'ye, efendim Irak'a, şuna buna döndükten sonra yapılan hiçbir şeyin faydası olmayacaktır. Dolayısıyla nasıl ki efendim su uyur düşman uyumaz misali, onlar böyle alttan üstten göstererek, gizleyerek nasıl ki bizim toplumumuzu ifsad etmeye uğraşıyorlar televizyonlarla, internetlerle, efendim bir takım mecmuatla vesaireyle, fuhşiyatla, mehniyatla efendim bizim aile yapımıza saldırıyorlar, gençliğimize saldırıyorlar, geleceğimize saldırıyorlar ki bizim aramızdaki teabüm ve tesanüdü kırmak için gayret ediyorlar. Aynen öyle de bizler de efendim bütün tasavvuf cemaatleri, hususen Uşaki tarikatı, İnşallah efendim vakıflarımız, derneklerimizle inşallah bu ifsadatın önüne geçmek, evvel emirde kendi gençlerimize ve gençliğimize sahip çıkmak ve badehu inşallah bu efendim sahiplenmeyi bütün toplum katmanlarına yayarak efendim bir şekilde gençliğimizi bu efendim sarmaldan, efendim bu çıkmaz sokaktan çıkarıp kurtarmak bizim ve sizin gayeniz olması gerekir. Yoksa son pişmanlık fayda vermez. Efendim ki işte Suriye ortadadır. Efendim şu anda Suriye'de ne fabrikatör kaldı, ne zengin kaldı.
ne efendim komprator kaldı, ne efendim ağa kaldı, ne tarla tom, efendim bostan sahibi kaldı. Hepsini efendim Yahudi ve Nasrani çeteleri efendim işbirlikçilerle beraber tarumar ettiler. Efendim o mübarek beldeyi, Şam diyarını bu hale getirdiler. Evet. Yani bizler de önümüzdeki resimden ibret alır efendim bir şekilde efendim ona göre hareket etmez isek bir de bakarız ki efendim oradaki efendim efendim rezaletlerini, oradaki ifsadatlarını, oradaki efendim hile ve destelerini buraya da sarmışlar ve bir şekilde bir de bakarız ki hafazan Allah ve iyyakum buralarda da böyle iç savaştı, dış savaştı, bir takım sıkıntılar, her cümerçti vesaire. Bunlar da bize akıbet olarak bulabilir. Dolayısıyla manevi bir seferberlik yapacağız. Herkes efendim tesbihlerin adetlerini çoğaltacak. Bak geceler uzun. Azıcık bir dertlenip şöyle bir iki damla gözyaşı dökmeyi bir hüner sayacağız. Bunun için bir gayretimiz olacak. Efendim ve bir şekilde efendim çoluğumuzu çocuğumuzu yetiştirmeye gayret edeceğiz. Bir de efendim demin de bahsettik. Burada güçlerimizi bir araya getirip bir şeyler ortaya çıkarmaya gayret edeceğiz ki işte ne diyoruz işte efendim bu biz gücümüz ancak bugün itibariyle buna yetiyor. Yani internetten efendim insanlara ulaşmaya gayret ediyoruz. Bu zikirleri, bu sohbetleri ulaştırmaya gayret ediyoruz. Ama bir yere kadar işte mahdut sayıdaki insana ulaşıyoruz. Yani gönül istiyor ki bu zikirlerimiz 17 senelik arşivimiz var. Bütün zikir, ilim, meclisleri, sohbetlerimiz var. Bunları insanlara ulaştıralım. Neyse efendim uydu kanalı, televizyon vesaireyle bir şekilde halkımızı bu muhabbetle buluşturalım. Ve gençlerin ilgi ve alakasını buralara çekelim ki efendim bir şekilde efendim elimizden çıkmasın, kaçmasın. Gençlik berbat olmasın. Efendim bir şekilde efendim bizi ifsad etmek isteyen, toplumumuzu bozmak isteyen, aile yapımızı kasteden bu saldırımlara ve tahaccümlere karşı bir şeyler yapabilmiş olalım. Ki iş işten geçmesin. Ondan sonra da efendim bu yapmamız gereken efendim işleri yapmadığımızdan dolayı hesaba çekilmeyelim. Yani ben inanıyorum ki Uşaki tarikatının içinde 10 binlerce ihvan var. Böyle nemel azımcılık vesaire olmasa Fatih Efendi'nin bu sözleri hiç söylemesine gerek yok. Yani bir tahammülle, kardeşlikle biz bir araya geldiğimiz, getirdiğimiz güçlerle birçok işi yaparız, birçok işi başarabiliriz. Ama efendim işte bu da bir iştir. Buraya gelmeniz, bir araya gelmemiz de bir iştir ama efendim maalesef istediğimiz hedeflere doğru efendim ulaşamamaktayız. Yapmak istediğimiz işleri tam olarak yapamamaktayız. Bunun da efendim vebal ve sıkıntısını düşünmekteyiz ve düşünmelisiniz. Dolayısıyla kardeşlerim bizler işten geçmeden, sıkıntılara düşmeden, vatanımız, milletimiz tahaccümlere, efendim saldırılara maruz kalmadan insan yetiştirmemiz lazım. Efendim bu efendim ne diyoruz? Efendim İstanbul alemi İslam'ın kapısı mesabesindedir. Bu kapı kırıldı mı bütün İslam alemi efendim berbat olur işte şekilde görüldüğü gibi. Şimdi yeniden bu kırılan kapıyı tamir etmemiz, burayı zapt etmemiz, buradaki efendim gücü, kuvveti efendim bir şekilde göstermemiz gerekir. Yeni bir tahaccümde, yeni bir saldırıda efendim bak 15 Temmuz olayları oldu vesaireler oldu. Yine durmuyorlar efendim ne yapacak? Baharda, Mayıs'ta yok kaynatacağız. Efendim karıştıracağız diyorlar. Böyle bir şey olduğu zaman efendim ne yapacağız? Biz de boş mu duracağız yani? Bir şekilde efendim bu işlere dur demeyecek miyiz? Bu ifsadat çetelerine, bu efendim vatan hainlerine, bu satılmış itlere karşı bir dur demeyecek miyiz? Diyeceğiz. Diyeceğiz ama işte bu anda da efendim bir hazırlık içine gireceğiz. Yani bir şekilde daha çok insanı yetiştirmek, daha çok gence ulaşmak, efendim onların içinde bulunduğu gaflet ortamlarından onları çekip bu dua seferberliğine katabilmek, efendim onlara istikamet tutturabilmek, vatan sevgisini, muhabbetini aşılayıp efendim din, diyanet, mukaddesat, efendim mefkurelerini onlara aşılayıp bir şekilde
bu davalara, bu meselelere sahip çıkmamız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak, yapanlara yardımcı olmazsak, yapanlarla hareket edip onların yanında durmazsak, bizim ve sizin yapmış olduğunuz bütün işler boşa gider. Efendim çorap atölyeleriniz, tekstil makineleriniz, efendim bilmem tarlanız, tumpunuz, şununuz, bununuz, bir de bakarsın elinden çıkmış. Hadi bakalım göç kervanlarına doğru, hadi yallah berre deyip sizi de bizi de hafazan Allah ve iyyakum Suriye'dekileri dışarı attığı gibi mülteci kamplarına tıkarlar sonra yani. Dolayısıyla iş ciddi kardeşlerim. Mesele ciddi, derdimiz büyük. Dolayısıyla yani bu işi böyle basite alıp da böyle buraya sadece efendim bu kadar bir cemaatin böyle haftada bir böyle bir araya gelip bir kafa sallamasıyla hallolacak işler değil yani. Bunun arkasını doldurmamız, bu gücü bir araya getirmemiz, birlikte hareket etmemiz ve daha çok insana ulaşacak altyapıyı hep birlikte temin etmemiz gerekiyor ki efendim işte bir şekilde bu dik duruşumuz, diri duruşumuz ileride bize bir fayda verebilsin. Yani şöyle yaptığımız zaman hadi gençler bak vatan millet elden gidiyor. İşte hainler şöyle yaptı böyle yaptı dediği zaman bir 10 bin 20 bin kişi şöyle işte bir araya gelip böyle aslan gibi böyle durabilsin. Bir şeyler yapabilsin. Bu yapmış olduğumuz hizmetler en azından böyle güzel semereler vakti ve saati geldiği zaman verebilsin. Elhamdülillah şehitlerimiz var. Bak 15 Temmuz'da övünüyoruz. Efendim yollara döküldü, yaralılarımız var, gazilerimiz var elhamdülillah. Bak şimdi efendim Elbap'ta operasyon yapılıyor. Efendim orası efendim Musul Kerkük deniyor. Bir tarafta Cerablus, efendim Afrin vesaire deniliyor. Belki buradan Şam'a doğru bir yol iniyor ve indirilecek. Efendim Membiç vesaire. Şimdi bu tabii ki müsteşriklerin, Yahudilerin, efendim onların efendim avanelerinin işine gelmiyor. Bu milleti tekrar karıştırmak için tekrar sokağa döküp efendim bir şekilde efendim hırgür çıkarmak, hercümer çıkarmak için bir takım odaklar böyle tetikte bekliyor. Kürdü Türkiye, Türkü Kürdü, Alevi, Sünni vesaire meselelerini ortaya çıkararak laiklik, Kemalizm vesaire gibi bir takım efendim neydi belirsiz davaları böyle kaşıyarak bir şekilde bu milleti birbirine düşürmek istiyorlar. Buna karşı bizler de uyanık olacağız. Birbirimizi seveceğiz. Elhamdülillah Uşak Tarikatı'nın belki 1/5 oranda Kürt dervişi var inşallah. Haymanalar, Yeniceler, Ankara'da, buralarda, Çankırı'da, Çorum'da, sizlerin içinde elhamdülillah, sümme elhamdülillah. Bizim bir derdimiz var mı? Yok. Biz İslam kardeşiyiz. Biz Müslüman hem Türk milletiyiz. Bu milletin efendim bir umdeleriyiz. Bir araya Cenab-ı Hak elhamdülillah bizi getirmiş. Bizim kardeşliğimiz dünya hayatıyla sınırlı değil. Buradan öbür aleme de geçecek inşallah. Efendim Alevi bak Alevi nefesleri okuyoruz. Efendim bir arada ortak bir noktaya bulmaya gayret ediyoruz. Bizi ayırmak isteyenlere karşı bir duruş sergilemeye gayret ediyoruz ki vatanımız bölünmesin. Birliğimiz efendim zarar görmesin. Bunun için dede olmaya bile, dede denilmeye bile razı oluyoruz. Ne yapalım? Ama biz bu vatanı seviyoruz, bu insanları seviyoruz. Efendim onları kucaklıyoruz, kucaklamaya gayret ediyoruz. Bizi bölecek, böldürecek her türlü efendim fitnenin önüne bir şekilde gücümüz yettiğince bir şeyler yapabilmeyi, efendim bir alternatifler sunabilmeyi böyle düşünüyoruz ki İnşallah Cenab-ı Hak bu say ve gayretlerimizde bizleri muvaffak eylesin inşallah. Cenab-ı Hak yar yardımcımız olsun. Yapmaya müraddimiz hayırlı işleri halk eylesin. Şerli işlerden bizleri rak eylesin. Cenab-ı Hak hepimize, hepimizden hoşnut ve razı olsun. Rıza'an lillahi teala'l-Fatiha.